Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, bir güzel sahur vaktinde daha birlikteyiz ve hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 23. sahur gecemizde, seher vaktinde Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hem stüdyomuzda, Ramazan çadırımızda, Başakşehir Sular Vadisi'nde burada birlikte olduğumuz çok değerli misafirlerimiz, özellikle Doğu Türkistanlı kardeşlerim. Doğu Türkistan bizim gönül sızımız. Dünya sesini duymasa da biz duyuracağız onların sesini. Sesi olacağız, soluğu olacağız. Her Müslümanın evine haksız ve zalimce, firavunca, Çinli birini koyan o Çin'in zulmünü, dünya sussa da ticari endişelerle, siyasi korkularla herkes sussa da Müslüman kardeşleri olarak susmayacağız Allah'ın izniyle. Kur'an kurslarımızı kapattılar. Çocuklarımızı camilerde okutmayı yasakladılar. Allah'ın adını zikretmeyi yasakladılar. Güya 20-30 sene sonra da orada Doğu Türkistan diye bir şey kalmayacak. Siyasi hesapları yapanlara şu Ramazan gecesinde diyorum ki çatlasanız da patlasanız da Allah nurunu tamamlayacak ve orada Müslümanlar bir kere daha ayağa kalkacak. Bir Abdülahat alırsınız, 1000 tane Abdülahat verir Allah bu ümmete. Doğu Türkistan topraklarına selam yolluyorum. Doğu Türkistanlı kardeşlerime de hoş geldiniz diyorum. Allah çektiğiniz zulümleri, çektiğiniz haksızlıkları ahiret derecesi eylesin hepinize. Rabbim Azze ve Celle bu sıkıntıları gidersin. Allah o kafirleri birbirine düşürsün. Cenab-ı Hak o zalimleri, Müslümana zulmeden katilleri, Müslüman kardeşlerimizi öldüren, yetişme çağındaki Doğu Türkistanlı Müslüman kızlarımızı Güney Çin'e zorla sürgün eden ve ahlaksız yerlerde çalışmaya zorlayan, Müslüman kardeşlerimizi, yavrularımızı oruç gününde zorla şarap içererek, işkenceyle, dayakla, ölümle tehdit ederek Müslümana oruç yedirttiren bu zalim, dinsiz düzeni Allah kahru perişan eylesin. Ve Doğu Türkistan'a zafer nasip eylesin. Kerkük'ten misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tanıyalım. Ben Hüseyin Altınsez, Kerküklü. Hüseyin abi Kerküklü, Altınsez. Hepsi hocadır ha bunların. Böyle bakmayın. Kimi master yapmış, kimi doktora yapmış. Hüseyin hocamız. Ali Köpürlü. Ali abi. Adına can kurban derler bizim Tokat'ta. Size de Ali deyince akan sular durur bizde Allah yani. Allah razı olsun. Ali hocama da hoş geldiniz diyorum. Oğuz Demirci. Oğuz hocam. Bu kardeşlerimiz Kerkük'lü. Kerkük biliyorsunuz bir Türkmen şehridir. Bizim ana vatanımız gibidir. Kardeşlerim bize sağ olsunlar böyle bir program için rica ettiklerinde şerefle, canla başla dedik. Ve mutlu ettiler bizi. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Kerkük'lü kardeşlerime, Irak'taki Müslümanlara, Kürdüne, Türküne ayrım yapmıyoruz. Arabına, Çerkezine, Boşnağına, Gürcüsüne hepsine selam olsun diyoruz. Ve Kerkük'ten gelen bu kardeşlerim. Ben Kerkük deyince bizi Kanal 7 ekibi olarak hem Arabistan'da hem Cidde'de misafir eden Kerkük'lü iş adamımız Necdet Katipzadeler ağabeyimi de buradan saygıyla anıyorum. Bizi onunla tanıştıran Bahattin Akgün ağabeyimi saygıyla anıyorum. Allah işlerini rast getirsin dünya ahiret. Değerli kardeşlerim, biz birbirimizi seveceğiz. Birbirimizin elinden tutacağız. Kerkük'ten bir güzel ses duyacağız. Yüreğimiz ferahlayacak. Doğu Türkistan'ın iniltisi bizim imanımızı arttıracak. Mücadele nedir? Doğu Türkistan'dan öğreneceğiz. Filistin'e bakacağız. Filistin bizim mücadele ruhumuz olacak. Can kardeşlerim, üzülmeyin, gevşemeyin. İnanıyorsanız üstünsünüz diyen bir kitabınız var sizin. Merak etmeyin. Allah inanın. Kardeşliğimizi sınıyor Allah bizim. Müslümanlığımızı deniyor Allah bizim. Sağlam duranlara selam olsun. Sıra dağlar gibi yiğitçe mücadele edenlere selam olsun. Hazreti İbrahim gibi putların önünde eğilmeyenlere selam olsun. Sahur gecesinde sahurunuz mübarek olsun. Kardeşlerim, can dostlarım, bu güzel gecede gelin bir el açalım.
Filistin davamız ama biliyor musunuz Filistin'de Kudüs olduğu için herkes Filistin'i anıyor. Doğu Türkistan'da ne oluyor ne bitiyor kimse duymuyor bile çoğu zaman. Onun için bir dua edelim. Duymayanları duyuracak Allah var. En küçük sesi bile işiten Allah var. Madem Allah var öyleyse gam yok. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey sahipsizlerin sahibi olan Allah'ım. Ey gariplerin melceği olan Allah'ım. Ey öksüzlerin, yetimlerin ümidi olan Allah'ım. Ey akan gözyaşlarının Rabbi olan Allah. Ey şehitlerin dökülen kanlarının Rabbi olan Allah. Ey sahipsizlerin sahibi olan Allah'ım. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Yeryüzünün mazlumlarının dili dudağı olmak için. Onların sana yükselen duası olmak için. Şu sahur vaktinde sana açtık ellerimizi. Şu zulmü sen durdur ya Rabbi. Doğu Türkistan'a yardım et ya Rabbi. Filistin'e yardım et ya Rabbi. Mazlum İslam coğrafyasına yardım et ya Rabbi. Sen Allah'sın. Sen bir şey yaparken kimseye danışmazsın. Ey Rabbim sen Firavun'un ordularını Kızıldeniz'de boğan Allah'sın. Sen Allah'sın. Hazreti İbrahim'i ateşte yakmayan Allah'sın. Ey güzel Allah'ım, Müslüman kardeşlerimizi haramların, günahların ateşinde yakma ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, zulümlere karşı hani mazlum bir halk sana yalvarıyordu. Rabbena efrig aleyna sabran. Allah'ım bize katından sabır yağdır ya Rabbi. Sabrını istiyoruz senden. Direnme gücü istiyoruz senden. Bize yardım edecek kardeş istiyoruz senden. Müslümanlara kardeş gönder ya Rabbi. Kendi dünyasına dalmış, kendi dünyalığının peşine dalmış, dünyevileşmiş Müslümanların değil, kardeşiyle ağlayacak, kardeşiyle canı yanınca canı yanacak, hakiki din kardeşlerimizi ortaya çıkar ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, ey merhameti sonsuz Allah'ım, senden başka gidecek neremiz var bizim ya Rabbi? Bizim başka Allah'ımız yok ki el açalım. Bizim başka güvendiğimiz biri yok ki sana el açıp senden başkasına el açalım. Sensin bizim her şeyimiz. Başımız sensin, sonumuz sensin. Evvelimiz sensin, ahirimiz sensin. Görünen sensin, görünmeyen sensin. Görünen ordularınla ve görünmeyen ordularınla İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Yeryüzünün dört bir yanına muhacir olarak dağılmış kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Yaralılarımıza, gazilerimize, hastalarımıza, çaresiz kalmış dünyaya vatansız dolaşan, garip kalmış kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, şu Ramazan'dır ya Rabbi. 50 tane çeşit sofraya oturuyoruz. Bir menüsü 100 lira, 200 lira olan iftar sofralarına oturuyoruz. Benim kardeşim Filistin'de, Suriye'de, benim kardeşim Doğu Türkistan'da, Arakan'da iftar edecek hiçbir şey bulamıyor. Sen yardım et ya Rabbi. Allah'ım bu ayıpla, bu günahla Sırat Köprüsü geçilmez ki. Hiç değilse duayla bizi onlara kardeş eyle ya Rabbi. Abdülahad hocamıza rahmet eyle ya Rabbi. Ondan önce bu dava için can verenlere, İsa Yusuf Alttekinlere rahmet eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Gecemizi mübarek eyle ya Rabbi. Dualarımızı yüce dergahında sen kabul eyle ya Rabbi. Irak'taki, Kerkük'teki, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara sağlık, selamet ve huzur ver ya Rabbi. Amin. Amin bir rahmetike ya Rahman Rahimin. Evet sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim.
Bugün hem Kerkük hem Doğu Türkistan olunca insanın yani duyguları birbirine karışıyor. Ben teşekkür ediyorum kardeşlerime yeniden, yine kardeşlerimizden, hocalarımızdan. Allah.